Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Chiang kitabımızda 7. bölümün ince alt bölümü aynı değişkenin iki ya da daha çok sayıda fonksiyonunu içeren türev alma kuralları. İngilizce'de Rules of Differentiation in Two or More Functions of the Same Variable. Fx ve gx diye iki tane sürekli ve birinci türevi alınabilen fonksiyonlarımız var. Burada C1 dediğimiz küme fonksiyonların kümesi. C sürekli fonksiyonu, continuous'un baş harfi C, sürekli fonksiyonların kısaltılmış anlamına geliyor. Üstüne küçük bir parantezle bir konunca da sürekli ve birinci dereceden türevi olan fonksiyonlar anlamına. Sonra bu notasyonu daha ayrıntılı göreceğiz. Sürekli ve türevi. Toplam ve fark kuralı, sum and difference rule nedir? İşte iki fonksiyonun toplamının türevi, türevlerinin toplamıdır. İki fonksiyonun farkının türevi, türevlerinin farkıdır sırasıyla tabii. Dolayısıyla işte bu kural bunu söylüyor. Formülü de burada. Yani d dx, d bölü dx, fx artı gx, d fx bölü dx artı d gx bölü dx'tir. Ya da f üssü x artı g üssü x'tir. Farkı için de aynı şekilde. Ben burada ikisini birden gösterdim toplam ve fark olarak. Şeyi biliyorsunuz bu deli notasyon değeri gösterim, Leibniz amcanın gösterimi, bu F üssü, G üssü filan dediğimizde Lagrange amcanın gösterimi türevleri için. Kanıtına bakalım. Proof, kanıt. Herhangi bir reel N sayısı için F üssü, Fi üssü ne? Fi diye genel bir fonksiyon tanımlıyorum. Yani bir fonksiyon kullanıyorum. Sonra onu bu şeylerde kanıtla hangi fonksiyonlar, yani neyin toplamı, neyin çarpımı ise onun yerine kullanacağım. Yani fi'nin türevinin n'deki değeri tanım olarak limit delta x sıfıra giderken delta fi x bölü delta x'tir. Bu genel türev tanımımız biliyorsunuz. Ya da bunun bir başka hali limit x n'ye giderken fi x eksi fi n bölü x eksi n'dir. Bunu da biliyoruz, daha evvel gördük bu notasyonda f diye gördük. Burada fi diyorum buna genel bir fonksiyon olarak. Şimdi fx, fx artı gx olsun. Yani toplamın türevini işte kanıtlayacağız. Dolayısıyla fx dediğimiz şey fx artı gx olsun. O zaman f artı g'nin türevin n'deki değeri de limit x n'ye giderken fx artı gx, yani fx eksi fi n bölü x eksi n değil mi? Fx yerine fx artı x. Fi n'yi fn artı gn'ye koyuyoruz. X eksi n paydadaki aynı zaten. Dolayısıyla bu ne oluyor bizim bu türev? Limit x n'ye giderken fx artı gx eksi fn artı gn bölü x eksi n oluyor. Şimdi f'leri gruplarsam kendi aralarında g'leri de gruplarsam şöyle bir şey elde ederim. Bu da eşittir. Limit x n'ye giderken fx eksi fn artı gx eksi gn hepsi bölü x eksi n'dir. Bu x eksi n'yi de şu artının iki paylaştırırsam ve sonra da limitini alırsam toplamın limitlerin toplamı kuralını kullanarak her bir parçanın limitini alabilirim. O zaman ne olur bu? İşte limit x n'ye giderken fx f n bölü x eksi n artı limit x n'ye giderken gx eksi g n bölü x eksi n olur. Peki bu limitler kimler? Bunları tanıyorum. Birinci parça f'nin türevi neredeki değeri? N'deki değeri. İkinci parça ne? O da g'nin türevi neredeki değeri? N'deki. N noktasındaki özel değeri. İşte bunların açık halleri de bu. Güzel. Şimdi dikkat ederseniz aslında kanıtı yaptım. Yani f artı g'nin türevinin f'nin türevi artı g'nin türevi olduğunu gösterdim ama tek bir n noktasında gösterdim. Dedik ya zaten bu tanımlık, limit, sürekli türev hepsi aslında noktasal özelliklerdir ve bir nokta için gösterdim. Ama bunu genellemem lazım tüm noktalara. Onu da şöyle yapıyorum. N'ye herhangi bir kısıt koymadığım için pozitif, negatif, şudur, budur hiçbir şey söylemedim. Dolayısıyla N'ye herhangi bir kısıt koymadığım için tüm N'ler için reel sayı N'ler için göstermiş oldum bunu. Dolayısıyla da tüm reel sayı X'ler için göstermiş oldum. O zaman da işte artık bunun genelini bilir. Fx artı Gx'in türevi, F'nin türevi artı G'nin türevidir şeklinde bu şekilde, yani F üssü X artı G üssü X'tir diye yazabilirim. Kanıtı da güzel tamamlamış olurum. İşte bu kanıtlar böyle yapılır. Peki şimdi. Evet. Bakalım. Bir iki örnek görelim.
Örnekleri çok kolay bunun zaten. Yani bir de tabii bunun ikiden fazla fonksiyona genellemesi var. Bunu ikiden fazla fonksiyona genellersek şunu da yapabiliriz. Yani üç fonksiyonun toplamının türevi her birinin türevlerinin toplamıdır diye de görebiliriz. Farklar arada hangisinin başında varsa o da eksi olarak gelecektir. Dolayısıyla onu da şey yapması kolay. Bakın burada ikiden çok fonksiyon için işte fx artı gx artı hx ise mesela f üssü x artı g üssü x artı h üssü x olacak bunun türevi. Bunların bazıları eksi olabilir. Hepsi de fx eksi gx eksi hx de olabilir. Veya fx artı gx eksi hx olabilir. fx eksi gx artı hx olabilir. Hangisinde ise işte türevlerini alacağız. Başında artı olanlar artıyla, başında eksi olanlar eksiyle gelecekler. Dolayısıyla da gayet kolay. Bunun artık kanıtını özel olarak yapmadık ama dileyen fx artı gx'e mesela fx deyip hx'i de tek başına bırakıp ondan sonra oradan ikili ikili yine açarak yapabilir. Çarpımda yapacağız mesela. Orası biraz daha şey, çünkü biraz daha hafif, daha karışık. Onun için çarpımda yapıyoruz ama toplamın ikiliyi yaptıktan sonra üçlüye, dörtlüye, onluya genellemek hiç zor değil. Yani onluyu alırsınız, iki tane beşli yaparsınız, açarsınız. Sonra iki tane daha yaparsınız falan, o şekilde onluyu bile kanıtlayabilirsiniz. Zor bir şey değil. Yeter ki elimizde ikilinin kanıtı olsun. İkilinin kanıtını diğer, yani onları genellemekte ondan sonra kullanabiliriz. Örnek 1, y eşittir 14 x küp. Bunun türevi 3'ü başa indiririz. Formülleri biliyoruz, tekliği. 3'ü başa indirince 3 kere 14, 42. 42 x kare olur. 3'ten de 1 çıkınca 2, 42 x kare. Ama istersek bu 14 x küp yerine bunu 5 x küp artı 9 x küp diye de yazabiliriz. İki tane monomun tek terimlerinin toplamı olarak da yazabiliriz. O zaman bunun y'nin x'e göre türevi, yani 5x küp artı 9x küpün türevi nedir? İşte 5x küpün türevi artı 9x küpün türevidir. Yani 3'ü başa indirince işte 3 kere 5 15 x kare artı 27 x kare. 3'ü başa indirince 3 kere 9 27, 27 x kare olur. 15 x kare artı 27 x kare, o da 42 x kare olur. Bunu böylece de görebiliriz. Veya daha şeyi, üçlüsü mesela 2x küp artı 13x küp eksi x küp şeklinde. 13, 2, 15, 1 çıkınca 14. Yine 14x gibi böyle de yazabiliriz. Böyle yazınca bunları yine işte teker teker türevlerini alıp toplamı olanların toplamla eksi olanın da başına eksiyle alırsak 2x kübün türevi 3'ü başa indirince 6x kare, 13x kübün 3 kere 13, 39x kare, 3 x3'ün de türevi, x üzeri 3'ün türevi de yani x kübün 3x kare. Ama birinci ve ikincinin başında artı var, üçüncü de eksi var. Biz de üçüncüye eksi koyuyoruz. Türevleri bu şekilde toplayınca ne oluyor? 6x kare artı 39x kare ne oluyor? 45x kare eksi 3, 42x kare. Yine aynı şekilde bu yörede bulabiliyoruz. Genel olarak mesela herhangi bir polinom için ax kare artı bx artı c, bunun türevi, ax karenin türevi 2ax, bx'in türevi b, c'nin türevi de 0. Bunları toplayınca işte 2ax artı b şeklinde x kare artı bx artı c'nin türevini şu formülü kullanarak gayet rahat yapabiliriz, toplama formülü. Daha genel bir şey, işte 7x üzeri 4 artı 2x küp eksi 3x kare artı 37'nin türevini alırsak 4'ü başa 4 kere 7 28, 4'ten 1 çıktı 3, 28x küp. 2x kübün 3'ü başa indirince 6x kare eksi 3x'inki de eksi 3, 37'nin türevi de 0. Bak ne güzel yazmış burada da. Siz de alışana kadar yazın, tavsiye ederim. Ondan sonra sabitin türevi de sıfır sonuçta. O da bir formül. Dolayısıyla 28x küp artı 6x kare eksi 3 artı 0 ne oluyor? İşte 28x küp artı 6x kare eksi 3 oluyor. Bu da işte bu polinomun türevi. Peki iktisadi bir örnek, economic example nedir? Toplam maliyet fonksiyonu. TC, total cost İngilizcesi, ya da CQ diye işte Q'nün, yani miktarın bir fonksiyonu, maliyet, toplam maliyet fonksiyonu. Bunun türevi nedir? Marjinal maliyet fonksiyonu, marginal cost. Nedir? MC, marginal cost function yani. Burada yer olmadığından İngilizcelerini yazmadım. Daha başka yerde sonra çıkacak karşımıza İngilizcelerde. MC marginal cost, o da C üssü Q diye. Yani toplam maliyetin türevi Q'ye göre, miktara göre. Toplam sabit maliyette total fixed cost TFC, o da 75'tir. Bakın burada bir örnek var. C, yani toplam maliyet eşittir Q'nun üçüncü kuvveti eksi 4Q kare artı 10Q artı 75. Üçüncü dereceden bir maliyet fonksiyonu. Bu maliyet fonksiyonu da niye böyle olması gerektiğini daha ileride öğreneceğiz.
Yani bu hakbel kader bir fonksiyon değil, belirli özellikler taşıyan bir fonksiyon. Her ne kadar basit bir polinom da olsa belirli özellikleri var. O özelliklerinde neler olması gerektiğini daha ileride optimizasyonu öğrenince daha iyi inceleyeceğiz. Şimdi nedir? Q'ye göre türevini aldığım zaman işte 3Q eksi 8Q artı 10. 75'in türevi de 0, o yok oluyor. Dolayısıyla 3Q kare eksi 8Q artı 10. Ne bu? Bu işte marjinal maliyet. Yani DC bölü DQ, yani toplam maliyetin miktara göre türevi. Bu da işte marjinal maliyettir. Biliyorsunuz iktisatta biz türeve marjinal diyoruz. İlkel fonksiyonlara toplam, türev fonksiyonları da marjinal diye adlandırıyoruz. Ama iktisatta bazen değişim oranı da hani hassas ölçmez, türevli ölçmez de kaba değişim oranı ile sonlu farklarla ölçersek olayları, o zaman da değişim oranı yerine de marjinal kullanabiliyoruz. Ama genellikle türev için daha çok şey yapıyoruz bu işi. Peki, biraz grafikler üzerinde falan da verelim bunu. Şimdi ilkel fonksiyon, bakın matematikteki söylenişi ve iktisatta daha çok kullanılan söylenişlerini ve İngilizcelerini yazdım. İlkel fonksiyon, primitive function. Toplam fonksiyon, bunun iktisattaki karşılığı total function. Türev fonksiyon, matematikteki deyim, derivative function. Bunun iktisattaki karşılığı marjinal fonksiyon, marginal function. Yumuşaklık önemli bir kavram. Bakın burada güzel bir yumuşacık fonksiyonlar ama şuradaki üçüncüsü öyle değil, köşe yapıyor çünkü. Bu yumuşak değil. Yumuşaklık smoothness İngilizcesi, sertlik veya yumuşak non-smoothness. Yani üstünde köşeler, kırıklar olması anlamına geliyor fonksiyon. Süreklilik, continuity biliyorsunuz sürekli, yani hiçbir yer noktada kesilmiyor. Elimizi kaldırmadan çizebiliyoruz. Türevlilik de differentiability. Sürekli ve türevli olmak, sürekli türevlilik diye, o da continuous differentiability. Yani hem sürekli hem de türevli ise fonksiyon, bu fonksiyon sürekli ve türevlidir denir. Continuous differentiable ya da continuous differentiable denir. Ha, şimdi gelin bakalım şu C'leri, bu kümeler. Bunlar bakın kompleks sayı falan değil. Bu C kümesi dediğimiz şey fonksiyonlardan bahsederken bir fonksiyon kümesi. Hangi fonksiyonların kümesi? Sürekli fonksiyonların kümesi. C demek continuous'un, şunun baş harfi. Nerede? Continuity işte, continuous. Bu C buradan geliyor. Süreklilik özelliğini ifade ediyor bu. F elemanıdır C sıfırın ya da C nedir dersem sürekli fonksiyonlar anlamına gelir. Türevli mi değil mi bilmiyorum. Genellikle türevli olmayan, sadece sürekli ise C sıfır denilir. Sürekli ve türevli ise o zaman F elemanıdır C1 denilir. Niye C1? C sürekli, bir de birinci dereceden türevi alınabilir anlamında. F sürekli ve iki kez türevli ise, yani hem türevi hem de türevin türevini alabiliyorsak, o zaman işte F elemanıdır C2'nin denilir. Bu böyle gider. F elemanıdır CN deyince mesela sürekli ve n'inci dereceden türeve kadar türevi alınabilen fonksiyonlar demektir. C sonsuz dersek, F elemanıdır C sonsuz, F sürekli ve sonsuza kadar türevi alınabiliyor. Bu türevi sonsuz anlamına gelmiyor. Türevi eşit sonsuz değil. Türevi eşit sonsuz olabilir biliyorsunuz. Bu o demek değil. Bu sonsuza kadar türevinin türevi filan, böyle sonsuza kadar türevini alabiliriz demek. Böyle özellik taşıyan fonksiyonlara da F elemanıdır C sonsuzun diye adlandırılır. Polinomlar böyle fonksiyonlardır. Mesela belli bir yerden sonra sıfır olur ama sıfırın türevi sıfır, sıfırın sıfır, öyle de gider sonsuza kadar. Peki şimdi bakalım burada ilginç bir takım şeyler, örnekler var. Burada hem üstte ilkel fonksiyonu çizmiş, altta da türev fonksiyonunu çizmiş. Bu muhtemelen siz liseden filan, fizik derslerinizden veya matematik derslerinizden zaten alışıksınız bu grafiklere diye tahmin ediyorum. İlkel fonksiyon burada y eşittir 1 artı 1 bölü 2x mesela, total, bakın toplam fonksiyon veya ilkel fonksiyon. Marjinal fonksiyon veya türev fonksiyon ne? Bunun türevi. 1'in türevi 0, 1 bölü 2x'in türevi 1 bölü 2. Demek ki 0 artı 1 bölü 2, 1 bölü 2. dy bölü dx, yani türev fonksiyonu 1 bölü 2'ye eşit, sabit. Toplam fonksiyon veya ilk fonksiyon doğrusalsa bunun türev fonksiyonu sabit olacaktır haliyle. Eğimi, çünkü değil mi? Türev fonksiyonu o fonksiyonun eğimini gösteriyor. Eğimi her yerde 1 bölü fonksiyon işte. Burada görüyoruz, bu da türev fonksiyonu. Burada bir polinom fonksiyon vermiş ikincisinde. Y eşittir 1 bölü 6x küp eksi 10x artı 50. Bu ilkel fonksiyon veya toplam fonksiyon. Peki bunun türevini alırsak 3'ü başa indirdik. 3 bölü 6
x kare oldu. Yani 1 bölü 2 x kare 3 bölü 6 1 bölü 2'dir. Eksi 10 x eksi 10 oldu. 50'nin türevi de 0. Dolayısıyla 1 bölü 2 x kare eksi 10 oldu bunun türevi. O zaman bu türev fonksiyonu kendisi de bir polinom. Marjinal fonksiyon, türev fonksiyon. Bir polinom kendisi, bakın şöyle sadece sıfırdan ilerisini çizmiş. Aslında bunun sıfırdan gerisinde de var. Yani x negatif olan değerler için de bu fonksiyonlar tanımlı ama sadece bize pozitif şeyi, uzayın pozitif yarısını çizmiş. Fonksiyonları da ona göre çizmiş. Buradan devam ederiz. Bu böyle devam eder. U çizer. Bu da bu ileri devam eder. Bir tepe yapar. S çizer böyle bir şey çizer. Ya da N mi diyelim, S mi diyelim. Neyse S biçiminde fonksiyonlar denir bunlar. Üçüncü dereceden fonksiyonlarda iki şeyi, bir dönüm noktası ve bir tepesi, bir dibi vardır. Şöyle bir S gibi çizer. İlginç tabii, hoş. Ama daha ilginci şu aşağıdaki üçüncü örnek. Burada üçüncü örnekte şimdi bizim hani daha evvel mutlak değerlerde gördüğümüz bir mutlak değer fonksiyonuydu bu. Aynı şeyi bunu mutlak değer olarak da ifade edebiliriz ya da iki parçalı bir fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Y eşittir 5 eksi x ve x küçük eşit 3 için. Y eşittir x eksi 1, x büyük 3 için. Tam 3 olursa da 5 eksi 3 2'dir, 3 eksi 1 2'dir. Dolayısıyla bu tam 3 olursa bu fonksiyon değeri 2'dir. Doğru. Bunu aslında bir şeyle de ifade edilebilir, bir mutlak değer fonksiyonuyla da ifade edilebilir. Nedir? 3 eksi x eksi 2 midir? Öyle bir şeydir. Ya da x eksi 3 artı 2 falan gibi bir şey olması lazım. Evet, x eksi 3 artı 2. X eksi 3'ün mutlak değeri artı 2 fonksiyonu. Dolayısıyla kendisi olarak acaba pozitif açılınca 3'ten şey olunca 3'ten ilerideki değerlerinde x eksi 3 artı 2 x eksi 1 olur. X'in 3'ten küçük değerlerinde x eksi 3 eksi x artı 3 olarak olur. Artı 3 artı 2 5'tir. 5 eksi x. Bu tam bizim o incelediğimiz fonksiyon galiba. Ha neyse. Yani mutlak değerlerde gördüğümüz o şey yine işte bu böyle şey yapan fonksiyon. Peki fonksiyon güzel. Neresinde ne olduğunu da biliyoruz. Şimdi gelin bunun türevlerini alalım. Y ve x 3'ten küçük olduğu yerlerde bu fonksiyon 5 eksi x fonksiyonu oluyor. Yani şu 5'ten başlayıp işte aslında 5'ten başlamıyoruz. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar şeyde geliyor böyle. Dolayısıyla y değerleri de artı sonsuzdan 2'ye kadar inen şu doğru parçası. Onun sadece pozitif tarafını çizmiş. Ha şimdi x'in 3'ten küçük olduğu yerlerde bu fonksiyon 5 eksi x fonksiyonu. Türevi nedir? 0 eksi 1. 0 eksi 5'in türevi 0. Eksi x'in türevi eksi 1. 0 eksi 1 eksi 1'dir. Dolayısıyla bunun türev fonksiyonu 3'e kadar olan yerlerde eksi sonsuzdan 3'e kadar eksi 1 değerinde bir sabit fonksiyondur. 3'ten büyük yerlerde bu fonksiyon x eksi 1 değerini alır. Türevi 1'dir. X'in türevi 1, 1'in türevi 0. Dolayısıyla eksi 1'in türevi 1'dir. O da 3'ten ilerideki her yerde bunun türev fonksiyonu 1'e eşit sabit fonksiyondur. O da tamam. Peki 3 noktasında ne oluyor? 3 noktasında soldan türeviyle sağdan türevi farklı bu meredin. Soldan türevi eksi 1, sağdan türevi 1. Ve arasındaki eksi 1 ile 1 arasındaki tüm eğimleri olan doğru parçaları bu noktaya teğet olabilirler. Dolayısıyla sonsuz türevi, dolayısıyla da türevi yok bu fonksiyonun aslında. Onun için de işte 3 noktasında burada kitabımız bir yanlış yapmış. Şuraya bir dolu nokta koymuş. Halbuki dolu nokta falan yok. Burası boş. Ben yani onu şöyle düzelttim şekilde. Burası boş. Aynı zamanda şu 3'e karşılık gelen o 1 ile eksi 1'in uçları da boş. Onlara şöyle küçük yarımayla ayrılır. Burası dahil değil demek, burası hariç demek için. Burası da işte burada böyle bir nokta falan yok, burası boş. Hiçbir yani bu noktada bu fonksiyonun türevi tanımlı değil, tam bu 3 noktasında onun içinde hiçbir yeri boyayamayız. Onları dışarı atmamız gerekir bu noktayı. 3 noktasında fonksiyonun türevi tanımlı değil. 3'ün ilerisinde ve 3'ün berisinde tanımlı farklı farklı. 3'ün ilerisinde 1, 3'ün berisinde eksi 1. Ama tam 3 noktasında bu fonksiyonun türevi yok. İşte bu da böyle gösterilir. Peki, bu da güzel. Devam edelim. Çarpım kuralına gelince, product rule nedir? İşte fx artı çarpı gx'in türevi. Nedir bu? Bu kitapta şöyle göstermiş. Çeşitli şekillerde gösterebilir. Fx çarpı d bölü dx gx
artı gx çarpı d bölü dx fx şeklinde gösterebilir. Veya aynı şey fx çarpı g üssü x artı gx çarpı f üssü x diye ifade edebiliriz. Yani birinci çarpı ikincinin türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi. Ya da benim daha tercih ettiğim gösterim birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Yani f üssü x gx artı fx g üssü x diye de gösterilebilir. Hepsi aynı şey bunların dikkat edersen sadece yerleri değişmiş. Çarpmanın yer değiştirme kuralıyla istediğimiz gibi şunların doğru olmak kaydıyla hepsinden bir tanesini yazabiliriz. Peki türevi bir iki örnek bulalım. Şey yapalım örnek görelim ondan sonra kanıtını yapalım. Neymiş fonksiyonun türevi? Bulunuz işte hepsi burada böyle. Find the derivative of y. Neymiş fonksiyon? 2x artı 3 çarpı 3x kare. Ne yapacağız? Buradaki kitabın formülünü uygularsak birinciyi alacağız. Birincisi fx artı 2x artı 3. İkincisi gx 3x kare. O da tamam. Ne yapacağız? Kitap ne diyor? 2x artı 3 ile 3x karenin çarpımının türevi diyor. Birinci fx 2x artı 3 çarpı g üssü 3. 3x karenin türevi 6x. Evet tamam onu buraya koyduk. 2'yi indirince işte 6, 2, 3, 6. 2'den 1 çıktı 1. 6x. O da burası. Tamam. Artı. Nedir? Gx ikincinin kendisi 3x kare artı f'nin türevi şey çarpı f'nin türevi. F ne? Fx 2x artı 3 onun türevine 2 artı 0 yani 2. O da burası. Topladığımız zaman 2x çarpı 6x 18x kare artı 3 kere 6 18x artı 2 kere 3 6 6x kare. 12 şey 2 kere 6 12x kare. 12x kare artı 6x kare 18x kare. Bir de burada 18x var. Demek ki 18x kare artı 18. Peki bunu başka şekilde yapabilir miydik? Yapabilirdik. Bir de bir kere şu formülü de uygulayabiliriz. Yani ilk önce birincinin türevi 2x artı 3'ün türevi 2 çarpı 3x kare 6x kare artı birinci 2x küp şey 2x artı 3 çarpı ikincinin türevi 6x kare. Yani 2 kere 6 12x kare artı 9x kare şey 6x kare şeklinde yine 18x kare artı 18x şeklinde yine bulabilirdik. Ya da bütün bunları bilmiyor olsaydık nasıl yapardık sağlamasını yapmak için mesela. Direkt fonksiyonları çarpardık. Yani 2x artı 3 ile 3x kareyi çarpıp bu da bir yolu çünkü. 2x artı çarpı 3x kare 6x küp artı 3 kere 3 9x kare. 6x küpün türevi 3'ü başa indirince 18x kare artı burada 2'yi başa indirince 2 kere 9 18 18x. İşte yine 18x kare artı 18x'i bu şekilde de bulabilirdik. Sağlamasını da böylece yapmış oluruz. Gördüğünüz gibi zor bir şey değil. Formülün kendisini bildikten sonra türev alması o kadar da zor şeyler değil. Kanıtı biraz ilginç bakalım. Şimdi kanıtı yani çarpımın türevinin kuralı şeyi kanıtı proof. Tüm n'ler için yani herhangi bir n reel sayı n için ilk önce göstereceğiz. Yine bir fi fonksiyonunu kullanacağız. O fi'nin türevi n noktasındaki değeri fi üssü n limit delta x sıfıra giderken delta fi x bölü delta x ya da limit x n'ye giderken fi x fi n bölü x eksi n'dir. İşte bu formülü kullanacağız. Burada fi x ne olacak? Fx çarpı gx olacak. Fi x'i fx artı gx olarak tanımlayacağız. Böylece bu formülü işte genel türev formülü kullanacağız. Nedir? Fx çarpı gx'in türevi x n'ye x eşit n noktasındaki değeri bakın çizgiyi çekmiş koymuş bu matematikte en açık anlatımı bunun. Yani fx çarpı gx'in türevinin x eşit n noktasındaki değeri anlamına geliyor bu. Nedir bu tanım olarak? Limit x n'ye giderken işte phi x yerine fx çarpı gx, phi n yerine de fn çarpı gn koyacağız. Yani limit x n'ye giderken fx çarpı gx eksi fn çarpı gn bölü x eksi n olacak. Güzel. Şimdi bundan sonra bu türevi parçalayabilmek için bir matematikte çok kullanılan bir üç kağıt bir numara yapacağım. Kitapta da yapıyor aynısını tabii ki. O da şudur. Araya bir şeyleri sokuşturmak. Bir formülün içine bir şeyleri sokuşturmak istersen matematikte o şeyle ya toplayıp çıkarırım. Aynı şeyi toplayıp çıkarınca formül değişmez, bozulmaz. Eşitlikse eşitlik bozulmaz. Veya aynı şeyle toplar ve bölerim. Öyle bir şeyle şeyi toplarım diyorum, çarpar ve bölerim. Ya toplar çıkarırım aynı şeyi ya da aynı şeyle çarpar bölerim. Hem çarpıp her bölünce de 1 ile çarpmış olurum. O eşitlik yine bozulmaz veya o formül yine bozulmaz. Burada toplayıp çıkarma
üç kağıdını kullanıyorum. Nasıl yapıyorum? Artı eksi fx gn yapıyorum. Diyebilirsiniz ki biz bunu nereden bileceğiz? E doğru, görmesi hemen kolay değil. Ama burada fx gx var. Burada da fn gn var. Çapraz bir şeyler olabilmesi için, çapraz terim koyabilmem için fx gn ya da fn gx sokuşturmam lazım araya. Burada fx gn ile yapmış kitap. Siz de fn gx de deneyin. Aynı şeyi bulduğunuzu göreceksiniz. Öyle de olur. Yani fx gn yerine fn gx de. Çünkü çaprazını sokuşturmak gerekiyor araya. Ha, peki bakalım şimdi. Fx gx var mı burada? Tamam. Fn gn eksi fn gn, o da tamam. Bu ana formül. Paydası x eksi ne? O hepsinin paydası zaten. O da tamam. Araya ne sokuşturuyorum? Artı fx gn eksi fx gn. Formül değişti mi? Değişmedi. Aynı şeyi toplayıp çıkarınca bir şey fark etmez. Sıfır toplamış olduğum dolayısıyla. Ama istediğim şeyi sokuşturdum sonuçta. Eksi fx gn artı fn fx gn şeklinde eksi artı yapmış. Niye? Çünkü ondan sonra burayı iki parçaya böleceğiz. Nasıl olacak? Şu ilk ikisinden fx'i çarpanı alırsam fx çarpı gx eksi gn bölü x eksi ne? Payda da aynı. O paydayı da iki parçaya paylaştırırım. Hepsinde aynı payda x eksi ne? Yukarıda fx çarpı gx eksi gn olur. Aşağısı da 2 bölü x eksi ne olur? Tamam mı? Tamam. Artı öbür tarafta ortak olan ne? Gn. Gn'yi çarpanı alırım. Fx eksi fn bölü x eksi ne? O da böylece gelir. Değil mi? Gn'yi çarpanı alınca burada ne kalıyor? Fx, burada fn, fx eksi fn. Tamam. Payda zaten hepsinde aynı. X eksi ne? Orası da tamam. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Bunun limitini almam lazım. Bunun limitini alırken iki tane teorem kullanacağım aslında. İki limit teoremi. Bir tanesi toplamın limiti, limitlerin toplamıdır. İkincisi de çarpımın limiti, limitlerin çarpımıdır teoremini kullanacağım. Burada ayrı ayrı göstermemiş. Ben sonraki kanıtta onları daha ayrı gösterdim. Burada bir yeraz yersizlikten şey yapmadım. Aslında buraya da araya onları da gösterebilirmişim. Belki onu da düzeltir sunumda, öyle paylaşırım sunumu sizle. Yani buraya da bir iki formül daha eklenebilir aslında. Ama yapılan şey basit. Sonuçta burada bir toplam var. Toplamın limiti, limitlerin toplamıdır. Dolayısıyla fx, gx'in türevinin x eşit n noktasındaki değeri şunun tamamının limitidir. Dolayısıyla limit fx çarpı gx eksi gn bölü x eksi n artı limit gn çarpı fx eksi n bölü x eksi n'dir. Çarpımın limiti limitlerin çarpımıdır da her bir limiti içeriye dağıtınca işte şuna varır. Limit x n'ye giderken fx çarpı limit x n'ye giderken gx eksi gn bölü x eksi n artı limit gn x n'ye giderken ve limit x n'ye giderken fx eksi fn bölü x eksi n. Limitleri içeri dağıtınca işte böyle oluyor. Tamam. Güzel, bu da tamam. Peki şimdi teker teker bakalım neymiş bu limitler. Limit fx x n'ye giderken f ve g fonksiyonları hem sürekli hem türevli fonksiyonlar. O zaman bunun limiti o noktadaki değerine eşit, yani fn'ye eşit. Limit gn, gn zaten sabit, o da gn'ye eşit. Peki şunlar ne? Limit x n'ye giderken gx eksi gn bölü x eksi n. Ben tanıyorum bunu. Kim bu? Bu g'nin türevinin n noktasındaki g değeri. G üssü n bu. Peki limit x n'ye giderken fx eksi fn bölü x eksi n. Bunu da tanıyorum. Bu kim? Bu da fn türevinin n noktasındaki değeri. Yani f üssü n. O zaman bu formül işte hepsi beraber fn çarpı g üssü n artı gn çarpı f üssü n. Çok güzel. İşte kanıtı yaptım aslında. Ama bir de genellemesi var. Çünkü tek bir nokta için gösterdim. O zaman genellemesi de n'ye herhangi bir kısıt konulmadığı için tüm n, reel sayı n'ler için, dolayısıyla tüm reel sayı x'ler için göstermiş oldum. Artık yazabilirim. Fx çarpı gx'in türevi, fx'in türevi, fx çarpı gx'in türevi artı gx çarpı fx'in türevidir. Ya da şurada yerlerini değiştirirsem şunu başa alıp bunu aşağı, yani toplamanın yer değiştirme özelliği, sonra da çarpmanın yer değiştirme özelliğini kullanarak f üssü x gx artı fx g üssü x şeklinde yazabilirim. Zevk meselesi, ister böyle kullanın ister böyle kullanın. Evet, demek ki bunu da böyle kanıtlayabiliyoruz. Bu da güzel. Devam edelim. Bugünkü ders biraz uzun. Aslında ben bunu normalde tahtada anlatırken iki derste anlatıyordum ama burada şey oluyor. Geçen de, yani dün de anlattık. Bugün daha da şeyini anlatıyoruz. Bir iki düzeltme de yaptım. Dolayısıyla tek derste bitirelim artık, uzatmayalım diye düşünüyorum. Peki
2'den çok fonksiyon için bunu yine genelleyebiliriz. Nedir? İşte fx çarpı gx çarpı hx'in türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci ile üçüncü. Artı birinci çarpı ikincinin türevi çarpı üçüncü. Yani ikincinin türevi çarpı birinci ile üçüncü fonksiyonlar. Ve artı birinci ile ikinci fonksiyonun kendisi çarpı üçüncü fonksiyonun türevi fx gx çarpı h üssü x. Yani fx gx hx'in çarpımının türevi f üssü x gx hx artı fx g üssü x hx artı fx gx h üssü x. İşte buradaki formül. Kanıtı çok kolay. Hemen yapalım. Nedir? Burada işte fx diye yine bir fonksiyon tanımlıyorum. Buna fx gx'e fx diyorum. İkili kanıt var elimde. Demin ikilinin kanıtını yaptım. Dolayısıyla artık önceden yaptığım bir kanıtı tekrar yapmama gerek yok. Onu kullanabilirim bundan sonraki kanıtlarda. Dolayısıyla ikiliyi kullanarak üçlüye genelleyeceğim bunu şimdi. Buradaki kanıt basit bir kanıt. Yani önceki n'leri tekrar yapmama gerek yok. İkilinin kanıtını yaptım. Elimde ikili var bir defa. Şimdi ikiliye kullanarak üçlünün kanıtını yapıyorum. Ha nedir? Fx, fx çarpı gx. Kitapta gx çarpı hx demiş. Oradaki yani aynı kanıt mantığı aynı, sadece sırası değişiyor. Nasıl isterseniz kitapta, yani şaşırmayın. Kitapta fx diye gx çarpı hx'e son ikisini gruplamış. Ben baştaki ikisini grupladım. Öyle geldi. Önemli değil. Hangisini gruplarsanız gruplayın. Fx eşittir. Fx çarpı gx. Tamam. Hx tek başına kaldı dolayısıyla. O zaman fx çarpı gx çarpı hx ne oluyor? Fx çarpı hx oluyor. O zaman fx çarpı gx, f çarpı g çarpı h'nin türevi de fx çarpı hx'in türevi oluyor. İkilinin türevi var ben. İki fonksiyonun çarpımının türevini biliyorum artık. Kullanabilirim. Kanıtladım onu. O benim malım artık. Kullanabilirim. Nedir? Birincinin türevi, fi'nin türevi çarpı ikinci, fi üssü x, hx artı birinci çarpı ikincinin türevi, fi x çarpı h üssü x. Tamam mı? Tamam. Açayım bunları. Birincinin fi üssü x, bunu da açmam lazım. Fi neydi? Fx çarpı gx. Bunun türevini biliyor muyum? Evet. F'nin türevi çarpı g artı f çarpı g'nin türevi. Yani fi üssü x gx artı f üssü x gx artı fx çarpı g üssü x. Tamam. Bu neyle çarpılıyormuş? Hx ile çarpılıyormuş. Şurada. Sonra ne? Fx. Fx ne? Fx çarpı gx. Kimle çarpılacakmış? H üssü x ile çarpılacakmış. O da burada. Her şey yerinde mi? Yerinde. Bakalım ne oldu şimdi? Şuradaki hx'i de içeriye dağıtacağım. Değil mi? Dağılma özelliği. F üssü x, gx, hx. Tamam. Artı. Fx, g üssü x, hx. Tamam. Artı. Bir de sonuncusu kaldı. Fx, gx, h üssü x. Tamam. Bakıyorum. Aynı formül işte. Bakın. Kanıtladık bunu da. Gayet güzel. Ne işe yarar mesela iktisatta? Ortalama gelir fonksiyonundan marjinal gelir fonksiyonunun bulunmasına yarayabilir. Finding marginal revenue function from average revenue function mesela. Ortalama gelir average revenue, toplam gelir total revenue, marjinal gelir marginal revenue. Ne yapacağız? Ortalama gelir fonksiyonunu alacağız. Buna FQ diye adı böyle bir fonksiyon vermiş Q'nun, yani miktarın bir fonksiyonu. Ortalama gelir aynı zamanda fiyattır. Parça başına gelir dediğimiz şey. Ne demek bu? Yani 2 liradan 20 simit ya da 10 simit satarsam toplam gelirim 20 liradır. 20 lirayı 10'a bölersem simit başına 2 lira gelir elde etmiş olurum. İşte bu ortalama gelirimdir. Aynı zamanda simidin fiyatıdır bu. Marjinal gelirim ise toplam gelirin türevidir. Yani son birim sattığım son birim simitin şeyi katkısı. Marjinal o anlama geliyor aynı zamanda. Ha, peki nedir bu? Şimdi AR dediğim şey ortalama gelir. TR veya R TR ile R aynı. Ben TR'yi tercih ediyorum. Total Revenue'nun baş harfleri diye, ama kitapta daha çok R diyor. Aynı şey. Ondan sonra AR tanım gereği R bölü Q'dür. Yani toplam gelirimi sattığım mal adedine, mal miktarına bölersem birim başına gelirimi elde etmiş olurum. Ortalama gelir de odur işte. Yani P çarpı Q toplam gelirim. Bunu Q'ye bölersem Q'ler sadeleşir. P kalır. Bu da fiyattır. Yani P ya da eşittir AR mesela buradaki olduğu gibi 15 eksi Q gibi bir fonksiyon. Dikkat edin, bu fonksiyon aslında bizim iktisatta biraz sallapatilikle talep fonksiyonu dediğimiz ters talep fonksiyonu. İktisat kitaplarında biliyorsunuz miktarı talep fonksiyonu çizerken miktarı Q'yu x eksenine koyuyoruz. Fiyatı P'yi de y eksenine koyuyoruz, düşey eksene koyuyoruz. İşte böyle olunca aslında talep fonksiyonu, gerçek talep fonksiyonunu
Q'yu y ekseninde, P'yi x ekseninde yaptığımız fonksiyondur. Bizim P'yi y eksenine, Q'yu x eksenine koyunca ters talep fonksiyonu, bunun ters fonksiyonunu, ters talep fonksiyonunu bulmuş oluyoruz. Ortalama gelir fonksiyonu dediğimiz şey de aslında ters talep fonksiyonudur. Fiyatla miktar arasındaki ilişkidir aynı zamanda. Ha, peki, iktisat kitaplarınızda genellikle talep fonksiyonu denilen şey aslında budur. Ters talep fonksiyonudur. Pekala. Toplam gelir nedir? Madem ki ortalama gelir bu, ne olduğunu öğrendik. Toplam gelir bölü Q. O zaman toplam gelir de ortalama gelir çarpı Q olacaktır. Ortalama gelir toplamın miktara bölümü ise toplam ortalamanın miktarla çarpımı olacaktır. R o zaman AR çarpı Q'ye eşit olacaktır. Bunlar da tanım zaten. Onun için 3 eşit kullanıyoruz. Peki bu da güzel. AR neydi? FQ fonksiyonuydu. Genel bir fonksiyon. Bunun örneği ne? Mesela AR eşittir 15 eksi Q. FQ 15 eksi Q gibi bir örnek vermiş burada. AR ile neyi çarpacağız? Q'yu çarpacağız. Yani FQ çarpı Q. Güzel. Peki buradan şimdi toplam gelir var mı? Elimizde var. Biliyoruz. FQ çarpı Q. Marjinal gelir, marginlara bölünür. Nasıl elde ederiz? Bunun türevini alırız. Biliyoruz artık türev almayı. Çarpımın türevini de biliyoruz. Kullanalım. MR toplam gelirin Q'ye göre türevi. Birinci çarpı ikincinin türevi yapmış. Birinci FQ, ikinci fonksiyon Q, Q'nün Q'ye göre türevi 1. FQ çarpı 1 artı birincinin türevi F üssü Q çarpı ikincinin kendisi Q. Q çarpı F üssü Q, o da burası. Yani ne oldu? MR eşittir. FQ artı Q F üssü Q çarpı F üssü Q. FQ ne? AR ortalama gelir. Demek ki MR yani marjinal gelir, ortalama gelir artı Q çarpı F üssü Q'ymüş. O zaman marjinal gelirle ortalama gelirin farkında bu FQ yani AR'yi ortalama geliri sol tarafa atarsak MR eksi AR, MR eksi FQ olur. Bu da Q çarpı F üssü Q'ye eşit olur. Demek ki bu Q çarpı F üssü Q büyüklüğü marjinal gelirle ortalama gelirin farkını ifade ediyor. Q daima pozitif. F üssü Q sıfır da olabilir, negatif de olabilir, pozitif de olabilir. O malın veya o piyasanın nasıl bir piyasa olduğuna göre. Şimdi ona bakacağız. Q daima pozitif ama unutmayın. Sıfır da değil, hiçbir şeyi üretip satmıyor değiliz. Bir şeyler üretip veya bir şeyler satıyoruz. Yani Q daima az da olsa pozitif. Bunu varsayıyoruz. F üssü Q nedir? Bunun işareti nedir? Şimdi şeyi bulması kolay. Örnek varsa elimizde AR işte 15 eksi Q. Bunu tekrar Q ile çarparsak toplam gelir AR çarpı Q 15 eksi Q çarpı Q yani 15 Q eksi Q kare olur. Bunun türevi de gayet kolay 15 eksi 2 Q. İşte marjinal gelir de bu. Ortalama gelir 15 Q eksi Q kare. Toplam gelir bu. Ortalama gelir 15 eksi Q. Dikkat edin marjinal gelir de 15 eksi 2 Q. Yani ortalama gelirin iki katı eğimle daha çabuk aşağı inen İkisi de negatif eğimli dikkat ederseniz. Bunlar eksik rekabet piyasaları. Tam rekabet piyasasında F üssü Q yani ortalama gelirin türevi sıfırdır. Talep, ters talep doğrusunun orada doğrudur o çünkü eğimi sıfırdır. Yani sabit bir doğrudur. Fiyat daima sabit tam rekabet piyasasında. Tam rekabet piyasasında malın fiyatı miktara göre değişmez. Tam rekabet piyasasının özelliği budur. Dolayısıyla da ortalama gelir sabittir. Burada 15 eksi Q diyor. Sadece 15 gibi bir şey olurdu yani. Onun türevi de sıfır olurdu tam piyasasında. O zaman MR eksi AR'de Q pozitif F üssü Q sıfırsa bunların çarpımı da sıfır olur. MR eksi AR sıfır olur. MR AR'ye eşit olur o zaman. Yani marjinal gelir ortalama gelire eşit olur. Eksik en çok karşılaşacağımız eksik rekabet piyasalarında ise F üssü Q negatif olur. Yani ters talep eğrisinin AR eğimi negatif olur. Bakın burada da negatif. İlla doğrusal olacak diye bir şey yok. Bu karesel, yani parabolik, hiperbolik yani değişik şeyler talep fonksiyonları olabilir. Ama eksik rekabet piyasası ise bunun eğimi daima negatif olacaktır. Yani miktar arttıkça fiyat düşecek ya da fiyat düştükçe miktar artacak. Fiyat yükseldikçe miktar azalacaktır. Talep edilen miktar azalacaktır. Dolayısıyla F üssü Q negatif olacaktır eksik rekabet piyasalarında. O zaman MR eksi AR'de Q çarpı F üssü Q'ye eşitse, Q de pozitifse, F üssü Q negatif olunca
çarpı pozitif çarpı negatif negatiftir. Demek ki MR eksi AR de negatif olur. Dolayısıyla MR daima AR'yi eksi AR'yi öbür tarafa atınca MR küçük AR olur. Marjinal gelir ortalama gelirin daima altındadır. Eksik rekabet piyasalarında. Yani MR eşit AR olursa tam rekabette o zaman marjinal gelir ortalamaya eşit. Eksik rekabette MR küçük AR marjinal ortalamanın altında demek ki onun içinde işte F üsküğü negatif oluyor ya da F üsküğü negatif olduğu için bu böyle. Marjinal gelir ortalamayı daima aşağı çekiyor. Onun altında seyrediyor anlamına geliyor. Bakın burada ortalama 15-Q, burada 15-2Q marjinal. Marjinal ortalamanın altında ve onun iki katı hızla aşağı iniyor. Peki, devam edelim. Ha bir de üçüncü durum var. Burada göstermiş, kitapta da göstermiş. Ben de henüz göstermedim, şey yapmadım ama. Üçüncü durum da bu F üsküğünün pozitif olduğu durum. Nedir? İki durumda ortaya çıkabilir. Yani pozitif eğimli talep eğrisi veya ters talep eğrisi veya doğrusu neyse. Ondan sonra ters talep fonksiyonu. Yani fiyat arttıkça o malın talep edilen miktarının da arttığı bu durum. Bu iki durumda ortaya çıkar. Bir Giffen malı dediğimiz çok elzem, çok hayati mallarda. Mesela şu andaki Covid aşısı veya ilacı gibi durumlarda. Kanser ilacı veya işte abluka altındaki İrlanda'da patates krizi çıkmış. Zamanında bu şey 18. yüzyıldan bahsediyoruz. O sırada fiyatlar artmasına rağmen patates fiyatları, patates talebi de artmış. İlk zaten Giffen onu gözlemleyen iktisatçının adı. Dolayısıyla da Giffen malı deniliyor böyle durumlara. Bir de prestij malı olabilir. Yani Rolls Royce gibi, Rolex saat gibi bilmem ne. Markalı işte çantalar, şeyler, saatler, şunlar bunlar çok lüks. Onun zaten alan saati şeye, saate bakmak için almıyor. Hava atmak için alıyor. Onun için fiyatınca daha çok hava atılıyor. Fiyatı yükselince de öyle mallarında yani lüks malların şeyin lüksünün de ötesinde prestij mallarının talebi artabilir. Dolayısıyla Giffen malları ve prestij mallarında ortalama gelir yukarı eğimli. Dolayısıyla F üsküğü pozitif olabilir. Peki o zaman marjinalde ortalamanın üstündedir. Ortalamayı yukarıya çeker. Şimdi burada çeşitli grafikler var. Şunları sol taraftakileri ben çizdim. Kitap çizmemiş bunları. Sağ taraftakini çizmiş. Sağ taraftakini anlamak işte Allah'a emanet. Biraz kulağını ters taraftan göstermiş bir şeyleri anlatmak için. Ama onu da anlatacağım. İlk önce kendiminkileri anlatayım. Oradan olayı anlayayım. Sonra bunun da ne demek olduğuna bakalım. Şimdi burada x eksenine yani yatay eksene Q'yu koyuyoruz. Miktarı koyuyoruz. Y eksenine de fiyatı koyuyoruz. Yani P eşittir AR. Bir de marjinal geliri koyuyoruz. Ortalama gelir ve marjinal geliri de düşey eksene koyuyoruz. Peki şimdi AR hangisi? Şu aşağıdaki bakın parabolik gibi çizdim şunu. AR bu. FQ. Marjinal gelir de şu onun üstünden gelip yukarıdan maksimum noktasından biraz belki kaymış olabilir. Tepe noktasından kesip aşağıya doğru inen ikinci üstteki ve sonra alta geçen eğri de marjinal gelir fonksiyonu. Aralarındaki mesafe, aralarındaki fark da Q çarpı F üssü Q işte. Deminki Q çarpı F üssü Q şu aralarındaki fark bak sarıyla daha güzel görünüyor. Burada şey yapıyor bu fark dikkat ederseniz şu kesiştikleri yere kadar ilk önce pozitif geliyor sonra negatif oluyor. MR AR'nin altına iniyor. Tam rekabet piyasasında MR eşit AR oluyor. Dolayısıyla fiyat sabit, ortalama gelir, marjinal gelir hepsi sabit. Hiçbir zaman alta üste geçmiyor. Hepsi aynı. MR eşit AR, F üssü Q de sıfır burada. Onun içinde aralarında fark yok. Yok, eksik rekabet piyasasında AR bildiğimiz işte ters talep eğrisi şey, doğrusu diyelim. Burada doğrusal bir talep fonksiyonu verilmiş. Deminki örnekteki gibi. AR eşit FQ. MR ise onun İki katı eğimli aşağı doğru giden, onun hep altında seyreden ve aralarındaki fark da Q çarpı F üssü Q. Bu ikisi de normalde şuradan işte şeyden başlar, sıfırdan başlar. Q sıfır olduğu zaman belli bir maksimum talep noktasından başlar. AR belli bir eğimle iner. Sabit eğimle inmiş burada. MR de onun iki katı eğimle iniyor. Sabit işte oldukları zaman, doğrusal olduğu zaman bu fonksiyonlar. Aradaki fark da gittikçe aşırı Q çarpı F üssü Q daima büyüyor. Ne oluyor? Marjinal gelir hep ortalamanın altında onu aşağı çekiyor. Şimdi bunun bir örneği var. Bu olayı tam anlamak için bu örneği dinleyin iyice beraber üzerine şey yapalım. Şöyle bir şey yapıyoruz, deney yapıyoruz. Vizeyi yaptık, herkes notlarını aldı.
Ben de burada oturuyorum veya sınıfta yaparsak, buluşursak sınıfta oturuyorum. Ondan sonra arkadaşlar sırayla kapıdan giriyorlar. Mesela alfabetik sıraya göre herkes notunu söylüyor. Ben de not alıyorum. Burada yazıyorum notları. İlk giren arkadaşa sordum. Kaç senin notun kardeşim? Dedi ki işte ne bileyim ben 70. Peki güzel 70 yazdım. Bu arkadaşın o arkadaş şu anda sınıf sadece o arkadaştan ibaret. Diğer arkadaşları bilmiyorum. Dolayısıyla sınıf benim için sadece o arkadaştan ibaret. İlk notu 70. Bunun toplamı da 70, ortalaması da 70, marjinali yani son biriminin katkısı da 70. Şu anda o. Yani şu başlangıç noktasındayım. Ortalama ile marjinal birbirine eşit, toplam bile eşit hatta bu durumda. Peki, ilk notu yazdım. 70 arkadaş çıktı. Güzel. Ondan sonra öbür arkadaş geldi. Senin notun kaç? 80 aldım dedi. Ha, güzel. O zaman şimdi toplamı ne oldu şeyin? Toplam not 80 artı 70 150 oldu. Güzel. Marjinal ne? 80. Marjinal son birimin katkısı o 80 zaten. Marjinal dediğim şey 80. Türev 80. İkisinin toplamı 80 artı 70 150. 2'ye bölünce 75. Ortalama 75. Bir kişinin ortalaması, bir kişilik sınıfın ortalaması 70'ti. İki kişi öbürü marjinali 80 olduğu için, öncekinin ortalamasından fazla olduğu için ortalamayı yukarı çekti. Sınıfın ortalaması 75 oldu şimdi. Harika. Üçüncü arkadaş geldi. Ne dedim ortalama şeyi kaç aldınız? Dedi ki ben 60 aldım. Ha. Peki ne yapalım? O da fena değil. Ondan sonra toplayalım. Önceki ikisinin toplamı 150 idi. 60 da 210 etti. Değil mi? 150 60 210. Önce yani marjinali bu arkadaşın 60. Toplam 210. 3'e bölünce 70. Ne oldu? Sınıfın ortalaması yine 70'e düştü. Marjinal ortalamanın altında olunca ortalamayı aşağı çekiyor. Sonra dördüncü arkadaş geldi. Ne aldınız dedim. 70 aldım dedi. Ha. 4 kişi. Önceki 210'du 70 daha 280. 4'e böldüm. 4 kere 28. 70. Marjinali 70'ti bu arkadaşın katkısı yani son biriminin katkısı. Ortalama da 70. Niye? Çünkü önceki ortalama da 70'ti. Marjinal 70 olunca ortalamaya aynı olunca ortalamayı değiştirmedi. İşte şurada kesiştikleri yer ortalamayla marjinalin aynı olduğu yer. Veya şurada marjinalle ortalamanın hep aynı olduğu için ortalama da marjinal de hiç değişmiyor. Sabit bir yerde kalıyorlar. Fiyat da değişmiyor. İşte bu demek bu. Ha, ondan sonra bir tane 100 gelirse mesela güzel. İşte 280, 380 olur. 5'e bölünce işte 28 ne olur? Daha şey olur. 4'e bölünce neydi? Ne etmişti? 210, 70, 280 diye 380. 380'i 38, 76 olur. O zaman 70'ten 76'ya çıkarır yine sınıfın ortalamasını yukarıya çeker. Dolayısıyla marjinal ortalamanın üstünde olduğu yerde ortalamayı arttırır. Marjinal ortalamaya eşit olduğu zaman ortalamayı değiştirmez. Marjinal ortalamanın altında olduğu zaman da ortalamayı azaltır. İşte şeyin ne derler? F üssü Q pozitif, F üssü Q sıfır, F üssü Q negatif durumları da bunu ifade ediyor. Marjinalin ortalamanın üstünde olması, eşit olması ve altında olması durumları. Bu örnekte daima bu marjinal ortalama olayını çözebilirsiniz. Öbür türlü kafası karışabiliyor insan. Ha, şimdi gelelim şuradaki garip şeye. Bu aslında şuradaki kitabın verdiği şu çizim, şu bizim üçüncü çizimin bir türü. Burada doğrusal değil de hiperbolik falan gibi bir şey, bir fonksiyon, talep fonksiyonu vermiş. AR eşit, P eşittir, FQ fonksiyonu bu. Peki bunun bir teğeti var mı? Tabii G noktası belli bir noktadan bir teğet geçiyor. O da tamam. Oradaki teğet noktasında teğet geçtiği noktadaki miktar da Q, işte şeyde x ekseninde Q var, miktar var. Y ekseninde AR ve P var. Dolayısıyla bu sıfırla N arasındaki yani N uzaklığı Q, bu G şeyin teğet noktasına G'ye karşılık gelen miktar. O N o. Sıfır N arasındaki uzaklık ona N diyelim. Peki ya da sıfır N diyelim, o N diyelim ne de isterseniz. Bu aynı zamanda şurada HG'de de var. Paralel bunlar birbirlerine dikkat ederseniz. HG uzaklığı da buradaki sıfır N uzaklığına eşit.
Peki bu teğetin eğimi ki o türevdir biliyorsunuz. Yani ortalama gelenin türevi F üssü Q dediğimiz şey. Bunun türevi şu noktadaki bu teğetin eğimidir. Nedir o? Onu da şuradan şu üçgenden çözebiliriz. Yani HJ bölü HG. HJ bölü HG işte tanjant şu teğetin şuradaki açının tanjantıdır. O da bu teğetin eğimidir. Demek ki HJ bölü HG bizim F üssü Q dediğimiz şey işte bunun türevi. Güzel. Bunu tekrar HG ile çarparsam yani Q ile çarparsam Q çarpı F üssü Q yapıyorum ya şu Q çarpı F üssü Q'yu göstermeye çalışmış işte. Orada burası F üssü Q şu da Q HG dediği. HG sıfır ne yani Q uzaklığı. Bunları çarptığım zaman HG'ler sadeleşir HJ kalır. Demek ki şuradaki HJ uzaklığı benim Q çarpı F üssü Q uzaklığı. Orası. Onun aynısını nerede buluyorum? Buradan paralel teğete paralel çektiğim şurada buluyorum. GK ya da KG dediğim uzaklıkta buluyorum. İşte marjinal gelir buradan geçiyor. Şunu da çizseymiş kitapta şunu. Şu benim maviyle koyu lacivertle çizdiğim o zaman daha iyi anlaşılacakmış. Burada adam şunu söylemeye çalışıyor. Yani marjinal gelir şu ortalama gelirin şu kadar altından geçecek. Onu da böyle hesaplayabiliriz. Q çarpı F üssü Q'den demeye getiriyor sonuçta dediği şey bu. Ama kulağını öyle bir tersten göstermiş ki ne dediği çok iyi anlaşılmıyor. Halbuki burada çok daha iyi olayı görebiliyoruz. Yine bu da tabii egzersiz olarak fena değil. Evet, devam edelim. Geldik bölüm kuralına. Division rule. Bölüm kuralı da çarpım kuralına çok benziyor. Biraz ufak fark var payda olduğu için. Fx bölü gx gibi bir fonksiyonumuz varsa bu bölüm tabii gx sıfırdan farklı payda hiçbir zaman sıfır olmayacak. Yoksa tanımsız olur. Dolayısıyla payda sıfırdan farklı fx bölü gx. Her biri de fx ve gx de tabii sürekli türevli cici fonksiyonlar. Sorun yok. Bunun x'e göre türevi nedir? F üssü x çarpı gx eksi fx çarpı g üssü x bölü g kare x'tir. Yani birincinin türevi çarpı ikinci eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü paydanın karesi. Yani ikincinin karesi. G kare x dediği şey de gx'in karesidir. Burada o anlamda kullanıyor. Onu da ifade etmiş. Bir iki örnek görelim. Kullanımını görelim. Sonra kanıtına bakalım. Kanıtı da o kadar zor değil aslında. Yine deminki o üç kağıdı kullanacağız. Şimdi örnek nedir? İşte 2x eksi 3 bölü x artı 1. X eksi 1 olmaması lazım. Tabii bunun tanımsız olmadığını varsayıyoruz. Ne diyor? Birincinin üstün türevi yani payın türevi 2x eksi 3'ün türevi 2 çarpı payda. Yani alttaki 2 şeyi 2 çarpı x artı 1 eksi birinci 2x eksi 3 çarpı ikincinin türevi yani paydanın türevi x artı 1'in türevi 1. X'in türevi 1, 1'in türevi 0. Dolayısıyla bu 1. Bölü hepsi paydanın karesi. Nedir? X artı 1'in karesi. Güzel. Bunu yaptığımız zaman 2x artı 2 eksi 2x eksi 3. 2x'e eksi 2x gitti. 2 eksi eksi artı oldu. 2 artı 3, 5. 5 bölü x artı 1'in karesi. Güzel. Ve x tabii eksi 1'den farklı. İkinci örnek. 5x bölü x kare artı 1. 5x'in türevi 5. Üstün türevi, payın türevi 5. Paydanın kendisiyle çarpacağız. 5 çarpı x kare artı 1. Eksi. 5x'in kendisi, payın kendisi. Çarpı paydanın türevi. X kare artı 1'in türevi 2x artı 0 yani 2x. O da tamam. Ve bunlar hepsi bölünecek neye? Paydanın karesi. X kare artı 1'in karesi. Payda aynen onun karesi. Güzel. Peki bunu yaptığımız zaman 5x kare artı 5 eksi 10x kare. Yani 5 eksi 10x kare ya da 5 kere 1 eksi x kare bölü x kare artı 1'in karesi. O da güzel. Daha genel bir formül işte şey bir örnek. Ax kare artı b bölü cx. Ne olacak? Yukarının payın türevi 2ax. B sabit türevi 0. Dolayısıyla payın türevi 2ax. Çarpı paydanın kendisi cx. Eksi payın kendisi ax kare artı b. Çarpı paydanın türevi cx'in türevi c. Tamam. Ve hepsi bölü paydanın karesi cx'in karesi yani c kare x kare aslında. Peki yapalım şimdi yukarıyı geliştirelim. 2ax çarpı cx 2 ac x kare. Eksi ac x kare artı bc. Peki. 2 ac x kare eksi ac x kare 1 ac x kare kaldı veya ca x kare kaldı. Eksi bc vardı.
C'yi çarpana alınca parantez içinde AX kare eksi B kaldı. Payda hep aynı CX'in karesi. Yani C kare X kare. Buradaki C kare X karenin bir C'sini yukarıdaki C ile sadeleştirince aşağıda bir C kaldı. Yani payda CX kare oldu. Yukarıdaki C'de sadeleştiği için AX kare eksi B bölü CX kare şeklinde türevi almış olduk. Yani zor bir şey değil. Biraz el alıştırması gerektiriyor işte. Formül güzel. Peki gelelim şimdi kanıtına. Ne diyor? İşte yine aynı hep formülü tekrarlıyorum. Genel formülümüz ki hatırlayalım diye kendime hatırlatıyorum. F üssü fi üssü ne? Eşittir limit delta x sıfıra giderken delta x delta fi x bölü delta x. Yani limit x neye giderken fi x eksi fi ne bölü x eksi ne? Bunu kullanacağım. Ana formülüm bu. Fi ne olacak burada? Fx bölü gx. Kimin türevini almak istiyorsam fi'yi ona yani fi'ye onu yükleyeceğim. Fi x eşittir fx bölü gx diyeceğim. O zaman fi'nin n noktasındaki türevi ne yapıyorum? İşte herhangi bir reel n noktasındaki bu türevi hesaplamaya çalışıyorum. Sonra da onu genelleyeceğim. Nedir bu? Genel formülü işte fx bölü gx'in türevi x'in n noktasındaki değeri. Tamam. Eşittir. Limit x n'ye giderken kim? Fi x yerine fx bölü gx koyacağım. Fi n yerine fn bölü gn koyacağım. Paydada da x eksi n. Tamam mı? Tamam. Fx bölü gx eksi fn bölü gn. Fx bölü gx eksi fn bölü gn bölü x eksi n. Tamam. Bu neye eşittir? Bu limit x n'ye giderken buradan 1 bölü x eksi n'yi çarpana almış kitap. O da fena bir şey değil. Şurada ilk önce şunları aynı paydaya getirmek için yukarıyı. Dolayısıyla fi 1 bölü x eksi n'yi çarpana aldık. Yukarıyı da aynı paydaya getirince sol tarafı şeyle yani birinciyi gn ile ikinciyi gx ile çarpıp altta da gx çarpı gn oluyor. Yani fx çarpı g eksi fn çarpı gx bölü gx çarpı gn oluyor burası. Bir de tabii x eksi n'ye bölmek lazım. Onu da 1 çarpı 1 bölü x eksi n şeklinde ifade ediyoruz. İşte bu kitabın yaptığı. Ha, sonra ne yapacağım? Sonra bu şeyi bakın burada fx gn var, fn gx var ama fn gn ya da fx gx yok. Çapraz terimler var bu sefer, düz terim yok. Bir tane düz terim sokuşturmam lazım buraya. Ne yapacağım? Mesela kitapta fn gn sokuşturmuş. Nasıl? Artı eksi fn gn yaparak. O zaman bu limit ne oluyor? Limit x neye giderken bakın kocaman parantezle ayırdık bunları. Şimdi ne oluyor? Bakalım. 1 bölü gx gn şu şey bu payda. Onu dışarı almış. 1 bölü gx gn şeklinde. Sonra niye olduğunu göreceğiz. Ama güzel bir şey bunu dışarı almak. Çünkü bizim asıl istediğimiz payda x eksine türevlerde kullanacağımız payda x eksine. Onun için bu gx gn şu anda lazım değil. Onu 1 bölü gx gn şeklinde dışarı aldık. Güzel. İçeride ne var? Fx gn birincisi. Eksi fn gn artı fn gn. İşte fn gn'yi sokuşturduk ama eksi ve artı x'i hem çıkarıp hem topladığımız için bir şey değişmedi. Sıfır toplamış olduk dolayısıyla. Ve eksi fn gn'i sonuncusu da tamam. Payda da ne? X eksi ne? Tamam. Her şey yerinde. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şu iki toplamanın iki tarafını bir defa parçalayayım. Nasıl yapacağım? 1 bölü gx gn dışarıda kalsın. Onu en son şey yapacağım. Bakacağım ona. O şimdilik kalsın dışarıda. Burada şu ilk iki parçada gn var. Gn'yi çarpana aldığım zaman burada ne kalır? Fx eksi fn bölü x eksi n kalır. Tamam. Artı yerine eksi alıyorum bu sefer dışarıya. Fn gx eksi fn gn kalıyor burada. Fn'yi dışarı alınca gx eksi gn bölü x eksi n oluyor. İnanmayan çarpıp bakabilir bunu verdiğine. Bu da böyle. Eksiyi dışarı alıyorum. Çünkü formülde eksi biliyorsunuz ortada. Onun için eksiyi dışarı alıyorum. O zaman burada gx eksi gn eksi eksi artı gn olduğu için bakın eksi fn ile eksi gn çarpınca artı fn gn oluyor. Dolayısıyla doğru bu formül. Eksi fn dışarı alınca gx eksi gn bölü x eksi ne oluyor? O da güzel. Şimdi ne yapayım? Şimdi çarpımın limiti, limitlerin çarpımıdır teoremini kullanarak şu limiti içeriye dağıtayım. Burada bir tane iki tane çarpım var bir defa. Bir ana çarpım var. O zaman ne olacak? Birincisi yani 1 bölü gx gn'nin limiti x n'ye giderken çarpı bütün bu parantez geri kalan köşeli parantezin limiti x n'ye giderken yani gn çarpı fx eksi fn bölü x eksi n eksi fn çarpı gx eksi gn bölü x eksi n'nin limiti x n'ye giderken. Güzel. Sonra farkın limiti, limitlerin farkıdır kullanarak
Bu parantezin başındaki limiti de şu eksinin iki tarafına dağıtayım. Yani baştaki limit aynı kalıyor. Limit x neye giderken 1 bölü 2 x gn, tamam. Çarpı şu parantezin tamamı. O da ne? Limit birincinin limiti gn çarpı f x eksi f n bölü x eksi n eksi limit f n çarpı g x eksi g n bölü x eksi n. Böylece eksinin iki tarafına limiti dağıtmış oldum. O da güzel. Sonra yine çarpımın limiti formülünü kullanarak şu her bir limiti içeriye küçük parantezlerin içine dağıtayım. Yani ne oluyor? Dışarıdaki limit 1 bölü gx gn x neye giderken yine kalıyor. Çarpı limit gn x neye giderken o da çarpı limit fx eksi fn bölü x eksi n x neye giderken eksi limit fn x neye giderken ve limit gx eksi gn bölü x eksi n x neye giderken. Böylece bütün limitleri içeriye her tarafa paylaştırmış oldum. Ama bunu yaparken bakın bütün bu aşamalardan geçiyorum aslında. Siz de kanıt yaparken lütfen gösterin bu aşamaları. Test yaparsak zaten bu kanıtı yaptıramıyorum size ama ben kendim yapıp size neyin kanıtı diye sorabiliyorum biliyorsunuz. Klasik sınava dönersek dönem sonunda falan bir şey olup da şey olur açılırsa klasik sınava dönersek bu kanıtları sorarım. Dolayısıyla da öğrenin bunları lütfen. Ha şimdi. Peki. Bu da iyi, kafa çalıştıran bir şey. Fena şeyler değil bunlar yani. Boşuna yaptırmıyoruz bunları sonuçta. Daha ileride buna benzer birçok değişik durumlarla karşılaşacaksınız. Ha, şimdi. Peki, güzel. Buraya kadar geldik. Şimdi bu limitleri teker teker alalım. İşte bölümün ve çarpımın limiti teoremlerini kullanarak da işte birin limiti 1, gx'in limiti gn. Her biri zaten bu fn, fx, gx hepsi sürekli türevli. Dolayısıyla limitleri, fonksiyonun o noktadaki değerleri. Yani 1 bölü gn çarpı gn oluyor burası. Yani gn kare 1 bölü gn kare oluyor şu baştaki. Limit gn kendisi gn sabit. Limit fn, fn kendisi fn o da sabit. Limit fx eksi fn bölü x eksi n, x neye giderken ne? F'nin türevinin n'deki değeri yani f üssü ne? Limit gx eksi gn x neye giderken ne? O da g'nin türevinin n noktasındaki değeri. Dolayısıyla ne oldu? İçerisi gn çarpı f üssü n eksi fn çarpı g üssü n. Bir de dışarıda ne var? 1 bölü g kare n. Güzel. Yani elde ettim işte. F'nin türevi çarpı g eksi f çarpı g'nin türevi bölü g'nin karesi. Ama n noktasında, özel n noktasında. O zaman bir de genelleme yapayım tam bitirmek için işi. N'ye kısıt konulmadığı için tüm reel sayı n'ler için dolayısıyla tüm reel sayı x'ler için göstermiş oldum. Yani fx bölü gx'in türevi gx çarpı f üssü x eksi fx çarpı g üssü x bölü g kare x'tir. Ya da yerlerini değiştirince şunların f üssü x çarpı gx eksi fx g üssü x g kare x'tir ki göstermek istediğim de buydu. Peki uygulaması. Uygulaması da bu sefer yine ortalama toplam marjinal hikayeleri maliyetlerle bakalım şimdi aynı şeye. Marjinal maliyet ve ortalama maliyet fonksiyonlarının ilişkisi. Relationship between marginal cost and average cost functions. Peki. Toplam maliyet fonksiyonu total cost function TC, CQ böyle ifade ediliyor. Ortalama maliyet fonksiyonu average cost function AC o CQ bölü Q yani parça başına maliyet dediğimiz şey işte. Ha, demek ki TC toplam maliyet CQ, AC parça başına maliyet, ortalama maliyet CQ bölü Q. Güzel. Biz neyi istiyoruz? Ortalama maliyetin eğimini istiyoruz. Niye? Ortalama maliyet nerede azalıyor, nerede değişmiyor, nerede artıyor onu merak ediyorum ben. Onun için ortalama maliyetin eğimini yani türevine bakacağım. Türevinin işaretini bulmaya çalışıyorum. Yani bu CQ bölü Q'nün türevine, Q'ye göre türevini alacağım. Bu ne? Bir bölüm. Demek ki bölümün türevi formülünü uygulayacağım. Nedir? Birincinin türevi çarpı ikinci, eksi birinci çarpı ikincinin türevi bölü paydanın karesi. İkinci dediğim payda zaten. C'nin türevi C üssü Q çarpı payda payda Q çarpı Q eksi CQ'nun kendisi çarpı Q'nun Q'ye göre türevi 1 bölü hepsi Q kare. Şimdi bu Q karenin bir tanesini dışarı çıkarayım. 1 bölü Q olarak dışarı alayım. Niye öyle olduğunu birazdan göreceğiz. 1 bölü Q olarak dışarı alınca içeride ne kaldı şimdi? Buradaki Q ile burada içeride kalan bir tane Q birbirini götürdü. Burada C üssü Q kaldı. Güzel. Peki burada eksi CQ çarpı 1 eksi CQ. Bir Q'yu dışarı aldım. Bir Q kaldı. Burada da CQ bölü Q kaldı. Demek ki C yani 1 bölü Q çarpı hepsi C üssü Q eksi CQ bölü Q oldu bu ifade. Yani
ortalama maliyetin Q'ye göre türevi şunun tamamıymış. Q daima pozitif, unutmuyoruz. Peki ne demek bu? Şimdi C sükü marjinal maliyet. CQ bölü Q de ortalama maliyet. Yani ben neyi buldum? 1 bölü Q çarpı marjinal maliyet eksi ortalama maliyet MC eksi AC buldum burada. Ha, marjinal maliyetle ortalama maliyetin ilişkisiyle işte ortalama maliyetin türevi arasındaki ilişkiyi görmüş oldum. Böyle bir durum var. Q daima pozitif. O zaman ortalama maliyetin türevinin işaretini şu parantezin içinin işareti belirliyor. Peki şimdi C sükü, burada bir ancak ve ancak koşulu var ama tersten gitmek de, yani sağ taraftan gitmek de daha yarar var bunda. C sükü marjinal gelir. Şey, marjinal maliyet. CQ bölü Q de ortalama maliyet. Marjinal eksi ortalama pozitif olursa bu türev pozitif olur. Marjinal eksi ortalama sıfır olursa sıfır olur. Marjinal eksi ortalama negatif olursa bu türev negatif olur. Başka bir deyişle, marjinal ortalamadan yüksek olursa ortalama maliyetin eğimi, yani türevi pozitif olur. Marjinal ortalamaya eşit olursa bu parantez sıfır olur. Q daima pozitif. Dolayısıyla marjinal ortalama maliyetin eğimi, yani türevi sıfır olur. Marjinal ortalamadan küçükse bu parantezin içi negatif olur. O zaman marjinal ortalama maliyetin türevi, yani eğimi negatif olur. Yani aşağı eğimli olur. İşte şu grafikte gayet güzel görebiliyoruz bunu. Marjinalin ortalamanın altında olduğu yerlerde ortalamayı aşağı çekiyor. Marjinalin ortalamaya eşit olduğu yerde bir an için ortalama sabit kalıyor. Bu minimum noktası zaten ortalamanın. Marjinal ortalamanın üstüne çıktığı yerde de ortalamayı yukarı çekiyor. Pozitif eğimli oluyor ortalama bu sefer. Sayısal örneği de şurada. Mesela C eşittir toplam maliyet Q küp eksi 12 Q kare artı 60 Q. Böyle bir fonksiyon vermiş. O şu işte şuradaki toplam şey, pardon, burada göremiyoruz toplam maliyeti. Toplam maliyet böyle bir S çizen bir fonksiyon. Onu görmüyoruz burada. Daha sonra bunu da inceleyeceğiz ama. Ortalamasını alınca nedir? Q kübü Q'ye, yani C bölü Q işte. Q küp bölü Q, Q kare. Eksi 12 Q kare bölü Q, eksi 12 Q artı 60 Q bölü Q, artı 60. Yani işte Q kare eksi 12 Q artı 60. Ortalama maliyet fonksiyonu şu AC. Peki marjinal ne? Toplamın türevi. Yani 3 Q kare eksi 24 Q artı 60. Onu da türevini alınca şu toplamın. İşte 3 Q kare eksi 24 Q artı 60. Onu da çizince o da bu. Daha dik böyle. Daha bir şey. Bir parabol o da. 3 Q kare eksi 24 Q artı 60 çizerseniz ikisini de 60 da zaten Q 0 olunca ikisi de 60'ta kesişiyor. Ama bir de şurada ortalamanın minimum noktasında kesişiyorlar. Şeyin ortalamanın birinci türevinin sıfır olduğu yer bu aynı zamanda. İşte o, onu söylemiş oluyoruz. Marjinalle ortalamanın eşitliği. Onun için de marjinal ortalamayı daima tepe veya dip noktasına, burada dip noktasında gelir olsaydı da tepe noktasından kesecek. Ha, dolayısıyla da AC'nin, yani ortalama gelirin, şey, ortalama maliyetinin eğiminin türevinin sıfır olduğu yer neresi? Şurası. Ne orası? İşte ortalamanın maliyet şeyini alırsak, ortalama maliyetin türevini alırsak 2Q şey Q kare eksi 12Q artı 60'ın türevi 2Q eksi 12. 60'ın türevi 0 zaten. 2Q eksi 12. 2Q eksi 12'nin 0 olduğu yer nedir? 2Q eşit 12, Q eşit 6. Q yıldız eşit 6, işte 6 noktasında kesişiyorlar bunlar. İnanmayan başka bir sağlama yapabilir. Dedik ya tam minimum noktasından kesiyor diye. Ortalamayla marjinal in. 3Q kare eksi 24Q artı 60 eşittir. Q kare eksi 12Q artı 60 yapın. Bunun sonucunda 2 nokta, 2 tane, 2 şeyli bir, yani ikinci dereceden bir denklem bulacaksınız. 60'lar birbirini götürecek. Eksi 24 ile eksi 12'yi götürecek. Eksi 12 kalacak. 3Q kareden Q kare çıkınca da 2Q kare. 2Q kareye eksi 12Q eşit 0 olacak. Dolayısıyla 2Q kare eşit 12Q. Q kare eşit 6Q olacak. Q para çarpan alınca Q çarpı Q eksi 6 eşit 0 olacak. Q, birinci Q 0 verecek. İkinci Q de 6 verecek. 0 verdiği yer işte şu ikisinin eşitlendiği yer. 6 verdiği yer de şu ikisinin eşit. Yani yine ikisinin tekrar eşitlendiği yer. Dolayısıyla da işte bu şekilde de sağlamasını yapabiliriz. İşte size türevlerin çok güzel de iktisadi uygulamaları. Tabii yine şeyin konunun sonuna
şu egzersizde de koydum. Sol taraftaki 3. baskının sağ taraftaki 4. baskının ufak tefek değişiklikler, farklar filan şeyler, eklemeler olabiliyor. Buyurunuz çözünüz. Sonra da beraber de çözeriz akşam 6'larda. Ders bu kadar. Kaydı durduruyorum. Akşam 6'da yine buluşuruz inşallah.